Herkese et ol, gözbek.com'dan merhaba. Biliyorsunuz insansız hava araçları var, İHA'lar. Silah takarsanız SİHA, yani silahlı insansız hava aracı haline geliyorlar. Bir de İKU'lar var. İnsanlı keşif uçağı. Peki İKU'lar ne işe yarıyor? Hangi ekipmanlara sahipler? İHA veya SİHA'lardan farkları nelerdir? Gelin bu videomuzda insanlı keşif uçaklarına bakalım. Aslında Türkiye'de insanlı keşif uçaklarının tarihi epey şöyle bir geriye doğru gittiğimizde 2010'lu yıllara kadar gidiyor. O dönemlerden bu yana İKU'lar yoğun olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, yani kara havacılığa bağlı birlikler tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Jandarma Havacılık Birimleri tarafından ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Hatta geçtiğimiz Temmuz ayında ne yazık ki acı bir kaza meydana gelmişti. Van'da iniş için yaklaşmaya başlayan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir insanlı keşif uçağı ne yazık ki düşmüş, 7 polisimiz şehit olmuştu. O kazaya da videonun sonunda değineceğiz. Şimdi genellikle dünyada bu konsept 2000'li yılların başlarında ortaya çıkmaya başladı. İnsan hava araçları gelişirken aynı zamanda bu operasyona destek verecek pervaneli uçaklarda konmuş özel kamera, lazer işaretleyici veya görüntü alan veya sinyal istihbaratı yapan teçhizatlar bazı uçaklarda taşınmaya başlandı. Bu uçaklar üzerlerinde taşıdıkları SATCOM anteniyle aldıkları, bu topladıkları bilgileri, istihbaratı ana karargahlara da iletecek kapasiteye gelmişlerdi. Irak Savaşı'nın arkasından Afganistan'da yapılan operasyonda özellikle seçilen Beechcraft imalatı King Air uçakları bu görevler için çok ideal bir platform haline geldi ve King Air'lar yavaş yavaş başta Amerikan ordusu olmak üzere dünyada farklı farklı ülkeler tarafından kullanılmaya başlandı. Şimdi insansız keşif uçağının avantajı yüksek sürati. Normalde insansız hava araçları, İHA'lar saatteki hızları işte 150, 160, 200 kilometre. Eğer turboprop motor taşıyorsa biraz daha hızlı süratlere sahipler. Burada İHA'ların hızlı uçması önemli değil. Amaç yavaş uçarak uzun süre havada kalabilmek. Örneğin bir King Air'ın bir saatte seyir hızı yaklaşık 550-560 kilometreye kadar çıkıyor. Yani bu oran neredeyse bir İHA'ya göre 2,5-3 kat daha hızlı bir şekilde görev bölgesine intikal ediyor. O görev bölgesine gittikten sonra kameralarını devreye alıyor ve aynı anda o kamera görüntüleri uçakta bulunan iki operatör tarafından incelenmeye başlanıyor. İşte hedef yaklaştırılmaları, ondan sonra kızıl ötesi olarak bakıyorlar. Bazı iki uçaklarında, yani insansız keşif uçaklarında SAR olarak adlandırılan sentetik açıklık radarı da mevcut. Bu gibi sistemleri kullanarak farklı hava şartlarında gece veya gündüz görüntü alımı yapılıyor. Ve bu görüntü o iki operatör tarafından eş zamanlı olarak inceleniyor. Gerekirse görüntüler karargaha iletiliyor, karargahta da bakılıyor ve bu bölgeyle ilgili hemen ilk önlemler bu İKU'lar sayesinde alınıyor. İnsansız hava araçları ise daha yavaş uçuyorlar. O bölgelere gelmeleri, özellikle spesifik bir nokta varsa, daha uzun süre alıyor. Ama İHA'ların avantajları da yavaş uçmalarına rağmen insansız keşif uçaklarına göre çok daha uzun süre havada kalabilmeleri. Örneğin bu bölgeye bir yere gidip 20 saat, 24 saat, işte en son Aksungur'un kırdığı rekor gibi 49 saat havada kalabiliyor. Neredeyse 2 günden fazla bir süre. Bu kadar çok uzun süre havada kalmalarıyla birlikte tek İHA ile geniş bir bölgeyi tarayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi İKU hızlı bir şekilde bölgeye gidiyor ve sonuç alıyor. King Air olarak adlandırılan uçaklar ortalama 5-5,5 saat havada kalabiliyorlar. Yani o bölgeye hızla intikal ettikten sonra görüntü alınıyor, değerlendiriliyor. Eğer o hedef vurulacaksa bir şekilde hedef işaretlemesi yapma özelliğine de sahip bu uçaklar. Videonun başında da belirttiğim gibi İKU'da dünyada çok yoğun olarak King Air tipi uçaklar kullanılıyor. King Air 1960'larda tasarlanmış, uzun yıllardır çok farklı modelleri başarıyla uçan bir genel havacılık uçağı. Bu uçak iki pilot tarafından uçuruluyor ve dünyadaki en yoğun kullanımı da özel uçuş amaçlı, yani iş adamları tarafından satın alınıyor, kiralanıyor. King Air'lar
toprak pistlere bile inip kalkabilecek özelliklere sahip ve aynı zamanda kısa pistlerden havalanabiliyor. Yaklaşık menzilleri ortalama işte 3000-3500 kilometreden başlayıp 4000-4500 kilometreye kadar uzanıyor. Bu açıdan da örneğin İstanbul'dan kalktığı zaman rahatlıkla Almanya'ya ulaşabilecek uzaklıkta gidebiliyor. Turboprop motorlara sahip PT6 serisi motorlar bunlar. Bu PT6'ların farklı versiyonları da örneğin Hürkuş'ta kullanılıyor. İki turboprop motor uçağı yüksek irtifalara çıkartıyor. Hava şartlarından minimum etkilenip yüksekten hızlı bir şekilde gideceği yere ulaşmasına imkan sağlıyor. Dediğim gibi milyonlarca saat uçmuş, gerçekten kendini çok ispat etmiş platformlar. Bu platformların getirdiği uçuş emniyet oranı nedeniyle altına özel kameralar konuyor ve uçaklar bu dediğim sinyal istihbaratı, görüntü alma gibi özel görevlerde keşif amaçlı kullanılıyor. Bir uçak göreve giderken uçuş ekibi 2 pilot ve 2 operatörden oluşuyor. Uzun süre havada kalındığı zaman bu 2 kişilik uçuş ekibine 1 veya 2 pilot yedek olarak katılabiliyor veya operatör sayısı da arttırılabiliyor. İstenirse uçakta bir tane bir görev komutanı da olup hem operatörleri hem uçuş ekibini koordine edebiliyor. Böyle de farklı bir planlamaya sahipler. Biraz önce de belirttiğim gibi işte Irak'ta ve Afganistan'da Amerikan operasyonlarıyla başlayan bu insanlı keşif uçakları çok farklı modelleri var. Türkiye'de de kullanılıyor. Halen Kara Havacılık ve Jandarma Genel Komutanlığı'na toplam 8 adet uçak bulunuyor. Bu uçaklar farklı birliklerdeler ve bu uçakların tüm bakım ve operasyon desteği de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından veriliyor. TUSAŞ'ın paylaştığı bilgilere göre 15.000 uçuş saati bu 8 adet uçakta gerçekleşmiş durumda. 3031 sorti yapılmış ve bu uçaklar 7/24 hizmet verebilecek özelliklere sahip. Tabii ki ne yazık ki 16 Temmuz'u gösterirken tarihler acı bir kaza meydana geldi. Van merkezli görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir insanlı keşif uçağı görev dönüşü sırasında düştüğü olayda ne yazık ki 7 polisimiz de şehit oldu. Bu kazayla ilgili soruşturma çalışmaları devam ediyor. Uçağın kara kutu olarak adlandırılan Flight Data Recorder, yani uçuş veri kayıt ve CVR olarak adlandırılan pilotların konuşmalarını veya kontrolörle olan konuşmalarını kaydeden Cockpit Voice Recorder sistemleri söküldü. İnceleme devam ediyor. Bunlarla ilgili de bir kaza raporu önümüzdeki günlerde çıkacağını, yayınlanacağını ben tahmin ediyorum. Kaza ağırlıklı olarak Controlled Flight into Train, yani maniaya kontrollü uçuş olarak gözüküyor ama bu kaza niye oldu, ne yapıldı, neler eksikti, hava trafik kontrol merkeziyle pilotlar neleri konuştu, bir planlama hatası mı vardı, bir yanlış yönlendirme mi vardı, personel mi eksikti gibi, özellikle yer için konuşuyorum, bu gibi eksiklikler, ayrıntılar ortaya çıkartılacak ama havacılık hem askeri hem sivil veya başka operasyonlarda hazırlanan bu kaza raporları ne yazık ki 7 polisimizi, hayatını kaybedenleri, şehitlerimizi geri getirmiyor. Ama alınacak dersler bundan sonra yapılacak olan operasyonlarda büyük önem taşıyor. Bugünkü videomuzda insanlı keşif uçaklarını sizlere anlatmaya çalıştım. Hafta içi her gün saat 19'da videolarımız devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda video yüklendiği zaman haberdar olmak istiyorsanız bildirim tuşlarınıza açık bırakın. Sorularınız için yorum yazabileceğiniz gibi info@tolgozbek.com adresine de mail atabilirsiniz. Hafta içi her gün devam eden videolarımızı bize destek vermek isterseniz katıl butonu da sizin ilginizi bekliyor. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.